itibaren başlayan bir dönem var. Bu dönemin ne olduğu şeklinde birçok tartışma yapılıyor. Sonuçta devletin aldığı bir inisiyatiften söz ediyoruz. Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil. Ülke içinde ki minimalize edildi, çok büyük ihtimalle artık önümüzdeki yıl ülke içinde bir terör riskin ortada, terör riski olmayacak. Çok az sayıya düşmüş teröristler de temizlenmiş olacak. Irak'ta, Suriye'de terörle mücadelenin birbirinden ayırt edilmeden yapılması. Çünkü terör örgütleri Irak ve Suriye'dekiler arasında bir organik bütünlük söz konusudur. Ortak yönetime sahiptir. Ortak perspektifle hareket ediyorlar. Dolayısıyla bunları ayırt ederek terörle mücadelede yeni konsept yaklaşımlarının gündeme getirilmesi Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değil. Bu konuda Cumhurbaşkanımız zaman zaman vurguyla bu hususu dile getiriyor. Yani bir terör yapılanmasına Suriye'de asla izin verilmeyeceğini söylüyor. Bir teröristan kurulmasına izin verilmeyeceğini söylüyor. Tabii terörle mücadelede organik bütünlük ilkesinin bir boyutu eylemsel mücadele, istihbarat ve güvenlik mücadelesi. Ama bir boyutu da terör örgütlerine kadro, finans ve lojistik merkez gibi kullanılan yerel yönetimlerde bu pozisyonları ortadan kaldıracak mücadele. Yani hiçbir yerel yönetim, hiçbir belediye terör örgütüne kadro desteği, finans desteği, lojistik destek veremez. Vermesi de düşünülemez. Dolayısıyla onlara yönelik atılan adımların tartışılması aslında terörle mücadelede zaaf üretmeye dönük bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla terörle mücadelede organik bütünlük ilkesinin içerisinde kayyumlar konusu da var. Bununla ilgili belki süreç Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada da görüldüğü gibi devam edecektir. Şimdi bir yandan terörle mücadele kesintisiz devam edecek. Organik bütünlük ilkesinden taviz verilmeyecek. İçeride dışarıda. Öte yandan da bu teröristsiz Türkiye hedefinin Sayın Bahçeli tarafından da dile getirilen milli birlik ve kardeşliği güçlendirme projesi yaklaşımı da ısrarla sürdürülecek. Dolayısıyla burada birbiriyle uyumsuz iki süreç söz konusu değil. Buradaki mesele açık konuşmak gerekirse, ben onu geçenlerde yazdım. Bize dayatılan dış Kürt sorunu meselesidir. Bu dış Kürt sorunundan kastım dıştaki Kürtler değil. Birileri onu öyle anlıyordu. Hayır. Dışarıdaki Kürtler bizim için sorundur anlamında söylemiyorum bunu. Emperyalizm bir dış Kürt sorunu üretti. Niye bu dış? Çünkü bizim nesnelliğimizle, bizim coğrafyamızla, bizim kültürümüzle, bizim toplumsal yapımızla ilgisi olmayan bir sorun. Bir proje sorun, bir proje Kürt sorunu. Emperyalizm tarafından üretilmiş bir sorun. 80 darbesinden sonra, özellikle biliyorsunuz 80 darbesi, ABD kontrolünde, NATO destekli yapılan batıcı projeler için Türkiye'yi hazırlama amacıyla devreye sokulan bir darbedir. O darbe yapıldıktan sonra geçmişi, yaşı müsait olanlar hatırlar, gençler geçmişi okuyarak bilirler. Darbe yapıldıktan sonra ilk yapılan işlerden birisi darbecilerin Yunanistan'ın NATO üyeliği önündeki engeli kaldırmaktır. Başkanı, yani NATO projeleri için başka bir takım adımların atılması da o dönemde olmuştur. Ama diğer önemli bir proje, çok çok önemli bir proje, bir Kürt sorunu üretme projesidir. Şimdi Kürtlerin statü hakları diyorlar, değil mi? Ben soruyorum, daha önce de sordum.
sohbet sırasında size de sorarım. Ne demek Kürtlerin statü hakkı? Türkiye'nin Kürtlerin statü hakkı nedir? En nihayeti bu Kürtlerin Türkiye'nin Kürtlerin statü hakkı, Kürtlere statü verilmesi denen şey en nihayeti Kürtlere bir ülke ve devlet vaadi. Bunu emperyalist güçler, başta ABD olmak üzere yapıyor. Diyor ki siz Orta Doğu'da ülkesi ve devleti olmayan tek milletsiniz. Hem de 25-30 milyonluk bir milletsiniz. Dolayısıyla sizin bir ülkeniz ve devletiniz olması lazım. Peki Türkiye'nin Kürtleri için bu doğru mu? Türkiye'nin Kürtleri kurtuluş ve kuruluşla birlikte bu sürece gönüllü katılarak kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanmıştır. Hem de ebediyen kullanmıştır, ebediyete kadar kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin milli devletidir. Türkiye Kürtlerin ülkesidir. Kürtleri devlet arayışına yönlendirmek emperyalist bir projedir. Kürtlere devlet vaadi emperyalizmin Türkiye'yi bölme projesinin bir sonucudur. Dolayısıyla Türkiye'deki Kürtlerin statüyle ilgili bir sorunu yoktur. Sorunu olmayan bir konuda da bir haktan da söz edilemez. Diğer konulara gelince zaten fiilen bizim Kürt vatandaşlarımızın fiilen dil açısından bu ülkenin diğer vatandaşlarından hiçbir ayrıma uğramaması bakımından hiçbir sorunlara kalmamıştır. Yani geçmişte dindarlara yönelik sorunlar vardı, Alevilere yönelik sorunlar vardı, Kürtlere yönelik sorunlar vardı. Bunların tamamında nasıl mesafe kat edilmişse şu anda talepler, şu anda sorun olarak ifade edilen hususlar da artık Türkiye toplumunun, Türkiye halkının ortak sorunları olmuştur. Şimdi bizim kurucu ilkelerimizi dağıtmaya dönük, kurucu ilkelerimizi tasfiyeye dönük bu projenin tamamen bitirilmesi aşamasındayız. Neydi bizim kurucu ilkemiz? Kurucu lider Atatürk'ün dediği, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Şimdi buradaki Türkiye halkı kimi kapsıyor? Bütün kimlikleri kapsıyor. Türkiye halkı bir çeşitlilik ifadesidir. Türk milleti nedir? Bir birlik ifadesidir. Dolayısıyla kurucu ilkemiz budur. Bu ilkeyi sarsmaya çalıştılar. Yani bizim Kürtlerimizi asli unsuru olduğu Türk milletinden koparmaya çalıştılar. Ve 40 yıldır da bunun için çok yoğun çaba veriyorlar. Gelinen noktada artık bu projeleri tamamen ortadan kaldırmak, tamamen tasfiye etmek konusunda devletin aldığı güçlü bir inisiyatif var. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin Kürtlerinin ne milletin asli unsuru olması bakımından, Türk milletinin asli unsuru olması bakımından, ne Türk vatandaşlığı hakları bakımından herhangi bir problemi yoktur. Herhangi bir ayrımcılıkta söz konusu değildir. Uygulama sorunları ayrıca tartışılır ama kurucu felsefe itibariyle, genel perspektif itibariyle, millet bakışı itibariyle, vatandaşlık bakışı itibariyle sarsılmaz, değiştirilemez gerçek budur. Dolayısıyla bizim demek ki mücadele ettiğimiz konu, Kürtlerin statüsü tanınması şeklinde ifade edilen, bu Kürtlere statü hakkı şeklinde ifade edilen ve buradan yola çıkarak Kürtlere bir devlet arayışına yönelten ya da Kürtlere devlet vaat eden bu ve Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen emperyalist projedir. Devlet bu konuda inisiyatif almıştır. Bu projeyi bütün yönleriyle ve kökten çöpe atacak bir süreç yürütecektir.